Her iki tarafta boşanmaya razı olduğuna göre kararı açıklıyorum. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi gereğince eşlerin boşanma konusunda anlaşıp fikir birliğine vardıkları tespit edilmiştir. Durun! Durun! Zeynep, bunu yapmak zorunda değilsin. Erkut'a... Hiçbir şeye borçlu değilsin. Selim, oğlum durum bildiğin gibi değil. Hadi Zeynep, hadi bitsin artık şu iş, hadi. Erkut'a, o adama borçlu değilsin de ne demek? Selim, bak oğlum. Selim'cim bak. Ya Erkut var ya, bu Erkut. Zeynep aslında seni düşündüğü için. Ha, Zeynep'e demiş ki, bu ifadeyi demiş, ben... Buna mecbur kaldı. Zeynep mecbur kaldı. Yeter, kesin sesinizi. Okul bahçesini çevirdiniz burayı. Çok haklısınız Hakim Bey. Fakat izin verirseniz eğer burada çok hayati önemde bir hata yapılıyor şu anda burada. Ne hatası? Ne diyorsun? Efendim, Selim de Zeynep de bazı şeyleri bilmediği için boşanma kararı aldılar efendim. Ne diyorsunuz siz? Şimdi Hakim Bey, ne olur izin verin, ne olduğunu ben anlatayım. Çok önemli, lütfen, çok önemli. Peki, kimsiniz? Adınız ne? Efendim, ben Baysal Şimşek. Kızımın babasıyım. Yani Zeynep'in babasıyım. Eşimin de kocası. Yani Zülay eşim. Bu şimdi işin aslı öyle değil yani. Neymiş işin aslı? Anlatın da bilelim. Efendim. İşin aslı şu, bu Erkut kızıma şantaj yaparak onu boşanmaya zorluyor. Erkut kim? Erkut Şahin. Yani kızıma musallat olan serserinin teki. Zaten yalan ifade yüzünden Selim geçen ay hapse girdi efendim. Doğru mu? Doğru. Peki, devam et. Devam edeyim efendim. Bu Erkut dediğim adam kızıma şantaj yapıyor. Diyor ki, Selim'den boşanırsam ben bu yalan ifademi geri alırım diyor. Kızım da başka çaresi olmadığı için, Selim'i kurtaracağım diye, başka yol kalmadığı için, Selim için şantaja boyun eğmek zorunda kalıyor. Yani Selim'i kurtarmak için efendim. Selim için boşanma davasını şantaj zoruyla açıyor, Selim'i kurtarmak için efendim. Devam et. Oysa efendim Selim'i hapisten Erkut kurtarmadı. Selim'i ben kurtardım. mahkemeye bizzat ben ihbar ettim. Yani mahkemeye sağlam deliller sunduğum için delillerin şeyiyle Selim'in suçsuz olduğuna mahkeme karar verdi. Selim dışarıya bırakıldı. Yani Erkut söz verdiği gibi efendim ifadesini geri almış değil. Bu gerçeği kızım maalesef bilmiyor. Selim'in de hiçbir şeyden haberi yok. Ne oldu acaba? Duruşma bitmiş midir? Bitmek üzeredir anne. Tam özgürlüğüne kavuştu derken bir de bu dava çıktı. Her şey üst üste geldi. Hapisten çıktığını bile sevinemedi ki. Nasıl sevinsin evladım? Nasıl? Çok sevmişti Zeynep'i, çok. Ama neticede ne oldu? Çiğ süt emmiş biriyle evladımı aldattı. Karnında başkasının bebeğini taşırken gözümüzün içine günlerce bakabildi. Bütün bu olanlar inanılır gibi değil. Hala aklım almıyor anne. Ne olursa olsun olan Selim'ime oldu. Alt üst oldu evladım. Onun içi şimdi paramparçadır. Oğlum, kardeşin bu zor günlerinde yalnız bırakma. Sen onun hem abisi hem babası sayılırsın. Zeynep'ciğim, yani Selim'i Erkut hapisten çıkartmadı. Erkut'a hiçbir borcun yok. Yani bu durumda Selim'den boşanmak zorunda değilsin. Zeynep, sen beni hapisten çıkarmak için boşanmaya razı mı oldun? Selim, oğlum bak Zeynep senin için kendini... Tamam yeter bu kadar. Ama hakim bey, Selim bazı şeyleri... Yeter dedim. Bak dışarı atacağım artık. Susun yeter. Tekrar soruyorum kızım. Selim Emiroğlu'ndan boşanmak istiyor musun? Peki sen eşinden boşanmak istiyor musun? Hayır hakim bey. Boşanmak istemiyorum. Gereği düşünüldü. Tarafların boşanma isteklerini tekrar gözden geçirmelerine karar verildiğinden dava ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci celsenin tarihi taraflara bildirilecektir. Zeynep! Selim, oğlum sen doğru olanı yaptın. Merak etme, her şey hallolacak. Hepsi hallolacak. Zeynep dur. Zeynep, niye böyle yapıyorsun? Ya ne yapıyorum ben? Tülay abla söyler misin? Ne yapıyorum ben? Zeynep, görüyorsun. Erkut anlaşmanıza uymadı. Baban içeride her şeyi anlattı. Selim'le boşanmak zorunda değilsin ki. Zeynep'ciğim, ne olur ağlama. Hem duydun, Selim hakime boşanmak istemediğini söyledi. Niye böyle üzülüyorsun ki? Tülay abla, Selim bana hiç güvenmiyor. Hiç. Çocuğumuzun bile Erkut'tan. Canım. Ben onu bu kadar severken, o bebeğimizin bile bebeğimizin bile Erkut'tan olabileceğini. Zeynep. Zeynep ne olur yapma böyle. Zeynep. Selim. Selim dur oğlum. İkiniz de gerginsiniz. Az şey yaşamadınız. Kendini suçlama. Eğer söylediklerime rağmen boşanma konusunda diretseydin ben de sırtımı dönüp giderdim. Yüzüne bakmazdım. Bırak biraz dinlensin. Kendine gelsin. Kafasını toparlasın. Hah. Ne oldu? Bitti mi? Ne oluyor ya? Delirdin mi sen? Ya sen ne utanmaz, ne aşağılık bir adamsın ya. Hani ifadeni geri çekecektin? Ha? Ben de Selim aklanınca aptal gibi inandım sana. Meğer Selim'i babam kurtardı. Ya hiç kızarmadı mı yüzün senin? Hiç utanmadın mı? Ha? Beni kandırmaya çalışırken. Kim söyledi sana bunları? Kim söylemişmiş? Ne önemi var ya? Kimin söylediği senin yalan söylediğin gerçeğini değiştiriyor mu? Boşanmıyor musun sen şimdi? Hayır, boşanmıyoruz. Muradına eremedin ama kusura bakma. Allah! Kim çaldırıp kapatıyor böyle ya? Aman! Kim olacak? Ayten'miş. Allah'ım yarabbim. Bir kere de kendine kontrol al be kadın. Açmıyorum. İnay mıyım ben be? Boş boş konuşuyorsun zaten. Ay, ne soğuk burası da böyle be. Kız, ben sana cama bakmayacaksın demiyor muyum ha? Dur anne. Dışarı bakıyordum. Dışarıya bakıyormuşmuş. Sen mi var dışarıda? O cadı seni görsün de gebersin mi istiyorsun ha? Görmemiştir değil mi? Hı, sen pencerenin önünde dur, görmesin seni ha. Pek güzel görmüştür o seni. Seher, ay nerede kaldın be? Nerede? Merak etme Selimciğim, eve gitmiştir. Ben hemen yanına gitsem, onunla konuşmam lazım. Ya biz ne konuştuk az evvel? Yalnız kalsın biraz, kafasını toparlasın. Konuşursun oğlum, konuşursun. Hadi biz de çok yorulduk. Şöyle daha sakin bir yerlere gidelim. Hadi, hadi zahmet, hadi. Zeynep'i tehdit etmiş işte. Ya boşanırsın ya da ifademi geri çekmem demiş. Ah Zeynep ah. Ya sen canını sıkma. Bizim kız biliyorsun gururlu. Biraz da atarlı olunca. Neyse ki artık özgürsün. Hem bak boşanmadınız da. Boşanmadık ama seni hep ben kurtulayım diye. Üstelik karnındaki bebeğimiz de. Selim. Zeynep seni o kadar çok seviyor ki. Ne olur bu sevginin kıymetini bil. Neler yaptım ben ona? Neler söyledim? Beni asla affetmeyecek. Ya evlat, dur bakalım öyle. Zamanla her şey düzelir. Biz böyle gidelim, konuşalım. Değil mi? Hadi Tülay. Ya Selim beni bir dinler misin? Seni dinlemek istemiyorum. Çünkü sana inanmıyorum. Sevilmedin mi? Hamileyim diyorum sana. Kimden? Gelme artık. Bir daha karşıma çıkma. Yüzünü görmek istemiyorum. Selim, sen ne diyorsun? Bitti her şey. Her şeyi mahvettin seni. Her şeyi mahvettin. Bir değil, iki değil, üç değil. Bu kaçıncı ha? Hepsinin masumsun. Selim. Yeter. Yeter, daha fazla dinlemek istemiyorum. Sana söyleyecek hiçbir sözüm kalmadı. Beni asla affetmeyecek. Asla affetmeyecek. Her şey senin yüzünden oldu. Allah seni bildiği gibi yapsın Erkut. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok, sağ olun. Zeynep abla. Hadi şöyle geç otur. Ben sana su getireyim. Hadi. Hoş geldin oğlum. İyi misin oğlum? Karnını açma. Seher'e söyleyeyim, bir şeyler hazırlasın mı sana? Selim, iyi misin? Olacak. Zamanla çok daha iyi olacak. Değil mi oğlum? Bak, belki de böylesi daha hayırlıdır ha. Zamanla kendini daha iyi hissedeceksin, emin ol. Boşanmak zorlu bir süreç ama dünyanın sonu da değil. Biz boşanmadık. Daha iyisin ya. Hı hı. Ne oldu Zeynep abla? Yani duruşmada. Abla, ne oldu? Neyin var? Mahkemeden geliyorum. Boşandınız mı? Boşanmadık. Boşanmadınız mı? Ne güzel işte abla. Daha ne istiyorsun ki? Ne güzel boşanmamışsınız. Niye üzgünsün sen? Murat bu saatten sonra ne fark eder Allah aşkına? Nasıl yani? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Abla. Abla ne olur ağlama. Aman her şeyin ilacıdır Zeynep abla. Bizim için değil Feride. Bizim için değil. Senin bana öyle şeyler söyledi ki. Bana öyle şeyler söyledi ki. Anlatsana artık oğlum. Niye boşanmadınız? Mahkemede bir sorun mu çıktı? Hayır. Zeynep mi vazgeçti? Ne öyleyse? Ben vazgeçtim. Ne? Ne demek vazgeçtim? Az kaldın çok büyük bir hata yapıyordum. Ne diyorsun oğlum? Ne hatası? Her şey ortaya çıktı. Ne ortaya çıktı Selim? Zeynep benden kendi isteğiyle boşanmıyormuş abi. Onu Erkut zorlamış. Allah'ım aklımı yitireceğim. Ne demek Erkut zorlamış? Çocuk mu bu oğlum? Selim şunu doğru dürüst anlatsana oğlum. Zeynep Erkut'tan yalancı şahitliğini geri çekmesini istemiş. Erkut da anca benle boşanırsa bunu yapacağını söylemiş. Zeynep de mecburen boşanma davası açmış. Şimdi anlıyor musunuz Zeynep neden bu kadar süre sessiz kaldı? Yok, aklım hafsalama almıyor. Oyun oğlum bu oyun. Görmüyor musun seni kandırıyorlar? Anne anlatıyorum ya niye inanmıyorsun? Niye biliyor musun? Anne yapma. Niye yapmayacakmışım Kenan? Bizim bildiğimizi Selim de bilsin madem. Anne. Abi dur söylesin bakalım. Neyi bilecekmişim anne? Sen hapisteyken... Abin Zeynep'le Erkut'u bir kafede baş başa otururlarken görmüş. Neyse. Ne konuştuklarını duydun mu abi? Ha? Duydun mu bir şey? Duymadım. Zeynep'le konuştun mu peki? O bir şey söyledi mi? Benim duyduğum bana yeter. Başkasına sormama gerek yok. Anne ne duydun? Söyle ben de bileyim. Anne lütfen sus artık. Zeynep'in karnındaki bebek Erkut'unmuş. Nerede duydun? Hastanede. Kim söyledi? Kimin söylediğinin ne önemi var Selim? Çocuk Erkut'unmuş işte. Anne sana kim söyledi diyorum. Erkut hemşireye söylerken duydum. Zeynep neredeydi o sırada? Baygın yatıyordu. Tamam. Ben cevabımı aldım. Ne demek cevabını aldım Selim? Kulaklarımla duydum diyorum. Bebek Erkut'unmuş. Yalancı şahitlik yapıp beni hapse attıran adamın sana yalan söylemiş olabileceği hiç aklına gelmedi mi anne? Siz neye inanmak istiyorsanız inanın. Ben Zeynep'e güveniyorum. Zeynep abla, ya bu seni sevmediği anlamına gelmez ki. Ya o dört duvar arasında kim bilir neler düşünmüştür. Kafası ondan karışmıştır. Feride, sen onun beni neyle suçladığının farkında mısın? Tabii, sen de haklısın. Neyse ben bir hava alayım. Ben de geleyim mi seninle? Yok Murat, kapının önündeyim zaten. Bir yere gitmiyorum. Of! Allah'ım, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Daha ne söyleyeceksin ki? Sen zaten son sözünü çocuğumuzun bir başkasından olduğunu düşündüğünde söylemedin mi? Ah be Zeynep, çok yaklaşmıştım sana. Çok. Biz bir aile olacaktık. Ne bekliyordun ki Selim? Koşup kollarına sarılıp her şey eskisi gibi olsun mu diyecekti? Oğlum, yapma böyle. Boş boşuna harap etme kendini. Ben Zeynep'i çok kırdım. Ona hak etmediği bir sürü söz söyledim ben. Zeynep'in hak etmediği tek şey sensin evladım. Biz günlerce nasıl acı çektik, nasıl üzüldük. Sana söyledim. Bana inanmıyorsan abine sor. Oğlum, sen de bir şeyler söylesene. Ne diyebilirim ki anne? Selim kararını vermiş. Ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Benim bunu düzeltmem lazım. Yok, yok, bu böyle olmayacak. Ben Zeynep'le konuşmaya gidiyorum. Selim! Hiçbir yere gitmiyorsun. İzin vermiyorum. Ne diyorsun anne sen? Otur şuraya. O kız yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Yeter artık. Daha fazla üzülmene müsaade edemem. O kız dediğim benim karım anne. Seni yarı yolda bırakan, başkasından... Anne! Sakın! Zeynep hakkında sakın böyle konuşma. Selim, lütfen sakin olur musun? Abin gözlerinle görmüş. Ben kulaklarımla duydum diyorum. Daha sen neyi... Anne! Yeter! Her şeyin bir açıklaması var, biliyorum. Ben Zeynep'e güveniyorum. Karısına güveniyormuş. Düne kadar yüzünü görmek istemiyordu hani. Anne, tamam. Kız, sayende şu Gonca'dan parayı kopartabilirsek söz sana, benden duble İskender ha. Ay Seher, şimdi patlayacağım ha. Ay içim şişti ya. Nerede kaldın ya? Unuttu bizi buralarda. Tıkıldık kaldık buraya bir. Ana. Bu kim be? Bir daha çıktı. Kim ki bunlar be? Allah! Bunların da bir dertleri var ama ne oluyor ki acaba? Selim, tamam. Gider konuşursun. Ama önce bir otur. Olanları ölç, tart. Öyle çık karşısına. Abi, duramıyorum anlasana. Çok kırdım onu. Kendini bu kadar hırpalama. Evet, ortada ters giden bir şeyler var. Ama emin misin? Belki de annem haklı. Hayır abi, hayır. Ben çok büyük bir yanlış yaptım. Ve gidip bu hatayı düzeltmem lazım. Bunların hangisi Kenan Bey ki acaba? Şu bıyıklı olan daha toy gibi. Bu kesin Selim'dir de. Maşallah be. İkisi de dalyan gibi ha. Kenan Bey de Kenan Bey'miş yani. Nurten teyze, bunlar kim? Kız, sana canına dokunmayacaksın demiyor muyum ya? Kız, nerede kaldın ya? Sorma abla, sorma. Evde kıyamet koptu. Ne oldu ki? Evin küçük beyi, karısından boşanamamış. Aliye Hanım da duyunca kıyameti kopardı. Ben de bununla ilgili bir şey oldu sandım be. Yok kız, yok. Onların kimseyi görecek hali yok zaten. İyi, isabet olmuş. İyi hadi ben gidiyorum, geç kaldım ben be. İşe mi? Aman, Muhsin Adapazarı'na mı ne gidecekmiş o inşaata? Bir şey söyleyip durdu ama anlamadım. Gideyim de şuna bir görüneyim, olur mu? Şş, şuna dikkat et, gözünün önünden ayırayım deme ha. Tamam tamam, merak etme sen. Ablamın şu haline bak Feride. Kim bilir nasıl yüreği yanıyor. Yaşadıkları çok üzücü şeyler Murat. Şimdi karnındaki bebeğiyle mutlu olması gerekirken, yüzünde güller açması gerekirken benim ablamın yüzünden gözyaşı eksik olmuyor. Selim abi de o dört duvar arasında neler yaşamıştır kim bilir. Bence istemeden sarf etmiştir o sözleri. Ama biliyor musun Feride? Onlar birbirlerini buradan sevdiler. Buradan. Ah ulan Erkut. Ah ulan Erkut. Yine her şeyi mahvettin be. Ya tamam Murat, sen de ateşe körükle gitme şimdi. Ya ne ateşi Feride? Ne ateşi ne körü? Benim ablam bu halde. Selim abi... Düzelecek. Ya her şey zamanla geçecek, ben inanıyorum. İnşallah dediğin gibi olur Feride. İnşallah. Ben bir Zeynep ablaya bakayım. Zeynep abla ağlama artık ne olur. Lütfen bebeğin için. Biz artık bebeğimle baş başayız Feride. Ben kızım büyüdüğünde ne diyeceğim ona? Babam bana hiç güvenmedi mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Senin yerinde kim olsa aynı şeyi hissederdi. Ama siz Zeynep'le Selim'siniz. Ayrılamazsınız ki. Bitti Feride. Bitti, her şey bitti. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Hiçbir şey bitmedi Zeynep abla. Siz düzeleceksiniz, ben inanıyorum. Üşüyeceksin burada. Hadi gel içeri gidelim. Hadi. Melek'cim biz geldik. Sıkıldın mı yoksa? Melek. Zeynep nerede? Zeynep yok. Yok mu? Gelmedi mi yani? Cık. Allah Allah. Nerede ki acaba? Yok ya. Gelmiştir de unutmuştur belki şimdi. Uyuyordur belki. Ben bir içeri bakayım. Of, ne olacak bunların hali böyle ya. Veysel, kimse yok. Allah Allah. Nerede ki bu kız ya? Arasana Veysel, hadi. Ha, çalıyor. Aç hadi. Evet, aç. Ya, cevap vermiyor diyor. Niye açmadı ki şimdi bu? Ha. Ha, mesaj geldi. Ne yazmış, ne diyor? Baba, ablam dükkanda bizimle, merak etmeyin. Allah'ım şükürler olsun. Veysel, biz de gidelim mi Zeynep'in yanına? Hem Melek de bizimle gelsin, o da yalnız kalmasın, olur mu? Melek'ciğim, biz de dükkana gidiyoruz. Hem senin için de bir değişiklik olur. Sen de bizimle gel canım. Hadi. Ne var? Niye arıyorsun? Kocanla aran mı bozuldu yoksa? Asıl sen söyle. Şimdi mutlu musun bütün gerçekleri anlattığın için? Keyfin yerinde mi? Hem de nasıl? Öyle böyle değil. Neredesin Serdar? Şimdi mi geldi aklına ha? Kenan'la kapıştığımız zaman tüymüştün ama. Üf, saçmalama be. Ne tüymesi? Neredesin onu söyle. Nerede olacağım? Hastanedeyim. Çeşmebayır'daki. Of. Senin yüzünden hastanelik oldum. Benim yüzümden mi? Ben anlatma diye elimden geleni yaptım. Seni engellemeye çalıştım. Ama sen? Engel olmaya çalıştın öyle mi? Sen ne kadar iyi kalpliymişsin ya. Arzu. Sen var ya, sen çok çirkef, bencil bir kadının tekisin. Ama bundan sonra sen düşün. Bataklıkta olan sensin. Ben geldim. Nasıl oldu? Ay işte. Hastanede nasıl olunursa. Daha iyi görünüyorsun. Senin sayende. Sen beni getirmeseydin... Ben sadece sana engel olmak istedim. Yani seni durdurmak istedim. Ama sen beni dinlemedin. Yapamadım Gonca, yapamadım. Bu sırrı sakladığım her gün kızımdan biraz daha uzaklaşıyorum sanki. Onu yanımda istiyorum ben. Artık daha dikkatli olmalısın. Bundan sonra dikkatli olması gereken kişi ben değilim. Allah'ım inşallah evdedir. Zeynep lütfen dinle beni. Zeynep aç kapıyı. Konuşmamız lazım Zeynep. Evde değil mi acaba? Ne dediyse... Zeynep'ciğim, ne olur o kadar hırpalama kendini. Yapma böyle. Hazmedemiyorum Tülay abla. Ya söyledikleri sürekli kulağımda çınlıyor. Yüzünü ne zaman görsem söyledikleri aklıma geliyor. Bana böyle bir şey nasıl yakıştırır? Haklısın. Hiç kolay değil. Ama biraz da olsun onu anlamaya çalış Zeynep. Ya dört duvar arasındaydı çocuk. Kim bilir ne haldeydi. Kolay değil ki canım. Hem adliyede sen gittikten sonra onun halini görmeliydim. O kadar pişmandı ki. İçin acırdı vallahi. Ben onun için neler yaptım. Ama bana inanmadı. Güvenmedi de. Zeynep'ciğim yapma ne olur. Seni böyle acı çekerken görmeye dayanamıyoruz. Hem çocuğunun hatırı için güçlü olman lazım, kuvvetli olman lazım. Hadi ona bir şey oldu, ha? Allah korusun. Peki bebeğini babasız büyütmek ister misin? Ellerimde bir çare hüzün tükenip